Kardeşlerim, bu tablo bizi çok mutlu etti. Esasen Konya her zaman çok büyük destekler vermiştir. Konya'yı hatırladığımda duygulanırım. Çeçenistan'ın çok önemli liderlerini buraya getirdik ve ağırladık. Rahmetli şehit Masadov'u buraya getirdik ve sizler bağrınıza bastınız. Bosna dedik, vardınız. Çeçenistan'da, Afganistan'da, Keşmir'de, yeryüzündeki bütün cihat bölgelerinde Konyalı kardeşlerim hep oldular. Ve Konya deyince de bir ismi hatırlamadan geçemeyeceğim. Birçok cihat liderlerini getirip Konya'da kendisiyle buluşturduk. Onlarla sohbet etti. Profesör Doktor Necmettin Erbakan. Ne diyordu? İman varsa imkan vardır. İşte siz imanlı kardeşlerim, bu salonu doldurdunuz. Allah hepinizi cennetlik etsin. Ve yine elini şöyle kaldırır ve gençlere derdi ki, gençler, heyecan istiyorum. Heyecan. Herkesin gençleri heyecandan uzaklaştırmaya çalıştığı dönemlerde o derdi ki, heyecan istiyorum. Biz de sizden heyecan istiyoruz. Suriye'ye yardım yaparken heyecan istiyoruz. Tebliğ davet yaparken heyecan istiyoruz. Sabah namazına cemaate devam ederken heyecan istiyoruz. Kur'an-ı Kerim okurken heyecan istiyoruz. İnsanları günahtan uzaklaştırmak için sokak sokak dolaşırken sizden heyecan istiyoruz. Hocaları dinlerken heyecan istiyoruz. Kudüs'ü düşünürken, Kudüs'ü fethetmek için yaptığımız hazırlıklarda bize yardımcı olurken sizden heyecan istiyoruz. Ve Kudüs'te özgürce namaz kılacak heyecanı sizden istiyoruz. Değerli kardeşlerim, yeryüzünün her tarafını kana boyadılar. Hep Müslümanları öldürdüler. Müslümanları hapse koydular. Müslümanları mülteci ettiler. Ama şunu çok iyi bilsinler ki, Allah'a hamd ediyoruz. Artık İslam Birliği'nin sesini, adımlarını duyuyoruz. Meydanlarda Allah diyenler var, peygamber diyenler var, vahdet diyenler var, tevhid diyenler var, gençler var, yüreği genç olanlar var. Allah hepimizi cennetlik etsin. Yine sizleri... Tebrik ediyorum. Irkçılığı ayaklarınızın altına aldınız. Yarın burada Güneydoğu'daki çatışmalardan dolayı mağdur olan, evlerinden çıkan, o PKK zulmünden dolayı evini bırakmak zorunda kalan insanlarımıza yarın burada yardımlarınızı yolcu edeceksiniz. Sizi tebrik ediyorum. Kardeşim dediğiniz için Türküne, Kürdüne, Çerkezine, Arabına, Boşnağına kardeşim dediğiniz için Konyalıları tebrik ediyorum.
Bu vesileyle bu güzel programı organize eden Konya İHA'mızın başkanı ve yönetimine de, Hasan Hüseyin abiye de ve destek veren bütün sivil toplum kuruluşlarına da ve yine buraya gelmeden önce beni arayan, desteklerini bildiren belediye başkanımıza, Tahir Bey'e de, diğer belediye başkanlarımıza ve yöneticilerine de çok teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, şimdi burada hocalarımızı dinleyeceksiniz. Sadece Allah rızası için niyetinizi her zaman kontrol edin. Dünyada başka bir şey için yorulmayın. Bu dünya gelip geçicidir. Öldük, doğduk, öleceğiz. Doğmakla ölüm arası bir ince çizgidir. Doğunca ağlarız, ölünce de inleriz. Aradaki çizginin hiçbir anlamı olmaz eğer Allah rızasını düşünmezseniz. Onun için ter akıtın, yorulun, mücadele edin, yetimlerin başını okşayın, yolda kalmışlara yardım edin, ana babaya saygı gösterin, miskinlerin elinde tutun, cihad edenlerin geride bıraktıklarını gözetleyin, koruyun, şehit çocuklarına destek verin ve ben Müslümanlardanım diyerek Allah'a gidin. Yeryüzünde başka hiçbir heyecan yoktur. Allah tövbesini kabul edenlerden eylesin. Düşmanımız bize ne yapabilir ki? Biz cenneti yüreğimizde taşıyoruz. Sürgün edilmemiz seyhat, hapsedilmemiz halvet, öldürülmemiz ise şehadettir diyen nesilleri yetiştirecek bu hocaların hepsine saygımı ve sevgimi sunuyorum. Ve son olarak da diyorum ki, birileri diyor ki İsrail'le Türkiye barışacak. Allah'a şükürler olsun, Türkiye'nin en başından en sonuna kadar, Cumhurbaşkanı'ndan bütün fertlerine kadar bütün şartlar bellidir. Ama İsrail'e şu mesajı da vereyim. Sen şunu unutma. Seninle asla barışmayız. Seni asla sevmeyiz. Sen Siyonistsin. İşgalcisin. Filistin'den gidene kadar ahdimiz var. Seninle mücadele edeceğiz ve Kudüs'ü de kurtaracağız Allah'ın izniyle. 31 Mayıs'ta hepinizi İstanbul'daki toplantılarımıza davet ediyorum ki İsrail'e şunu gösterelim. Bu halkın çoğunluğu ne 31 Mayıs'taki Mavi Marmara'yı unutacak, ne de Ramtisi'yi unutacak, ne de Filistinli küçük çocukları unutacak, ne de Kudüs'ü unutacak, ne de senin zalimliğini unutacak, ne de senin yıkılman gerektiğini unutacak. 31 Mayıs'ta da yürüyüşümüzde bunu göstereceğiz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm.